Efendim, Kalama Defteri'ne hoş geldiniz. Bugün masamda önemli bir kitap var. Edebiyat tarihi denince, edebiyat tarihi söz konusu olunca mutlaka kurulucu bir adtan süredilir. O da Mehmet Fuat Köprül'dür. Bu kitapta usulden yönteme Mehmet Fuat köprünün edebiyat tarihçiliği. Kimler hazırlamış? Editörler Servet Gündoğdu. Kaan Kurt. Aslında bu kitap uzun süre hazırlanan bir sempozyumun notları. O bakımdan çok önemli. Birçok uzman değişik adlar bu konuda çalışma yapmışlar, konuşma yapmışlar. Ondan da kitap oluşmuş. Şimdi tabii burada editörler sunuşta kitabın niteliğini tanıtıyorlar. Mehmet Fuat Köprülü Türkiye'deki edebiyat tarihi yazımı ve Türkoloji çalışmaları için bir başlangıç noktasını teşkil eder. O, Türk edebiyatı çalışmalarını bilimsel bir zemine oturtması ve diğer disiplinlerle ilişkisini kurması modern edebiyat tarihi yazımının Türkiye'deki ilk örneklerini vermesi bakımından alanında kurucu bir isimdir. Gerçekten de önemli bir isimdir yazıda sempozyumda yer alan üyelerin adları yer almakta. Selim Sırıklı'nın yazısının başlığı şu. Edebiyatı dizgeye getirmek, Köprülünün ilk darbesi olarak Türk edebiyat tarihinde usul. Köprü makalesi üzerine ne diyor? Memleketimizde genç ihtiyar hemen bütün müverrihlerimizin usulü tarihi hakkında en basit fikirlerden mahrumiyeti söz konusudur. Bu Fuat Köprü'de. Yazı başlıkta da şöyle. Usul ve menşe Fuat Köprü'nün yazılarında edebiyat tarihi. Alpan Akgül yazmış bunu. Köprü'nün andığı bazı adları yazıyor. Onlardan söz ediyor. Bu adları sıraladıktan sonra şöyle bir söylesi gibi söz alıyor. Köprü eğer günümüzde yazsaydı, yukarıda adını andığım modern tarih çalışmalarında söz eder, bir edebiyat tarihi nasıl olmalıdır sorusunun çerçevesini daha da genişletirdi. Gerçekten de Köprü de ben sosyolojiye de yakınım diyor. Yani edebiyat tarihi, bir edebiyat merkezi üzerinde dönmüyor, bir eksende oluşmuyor. Başka alanlarda, başka türlerde de hiç kuşkusuz ilişkisi var, o ilişki de kuruluyor. Bu yazıda ki düşüncelerini sürdürüyor Alpan Akgül. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şark kültüründe trajedi yoktur önermesi edebiyat tarihi üzerine yapılan bir yorum olma ötesinde bir anlam taşır. Tanpınar bu yorumuyla Doğu ve Batı kültürleri arasındaki epistemolojik farkı felsefe, antropoloji ve psikoloji dallarını içeren bir düşünce ağının tam ortasına yerleştirir. Şimdi tabii burada enteresan bir şey var. Tanpınar değerlendirmelerinde, yorumlarında daima şuna dikkat etmiştir. Doğu ile Batı'nın gelgitlerini. Doğu'yu da biliyor, Batı'yı da biliyor. Bu iki akımın, iki varlığın bileşkesinde yorumlarda bulunuyor Tanpınar. Şimdi burada da edebiyat tarihini değerlendirirken, Gerçekte bizim edebiyat tarihimiz nasıl? Edebiyat tarihi bir ülkenin, ülkede yaşayan insanların da şüphesiz temsilcisi. Özeti hayatlarının. Onun için de Tanpınar bu olaya çok dikkat ediyor. Demin de söylediğim gibi sosyolojiden bahsediyor Mehmet Fuat Köprü'de. Şimdi Türk edebiyatı tarihi bir çalışma uzun bir süre biçimlendirmiştir. Bakın demin dediğimizi ne diyor? Köprüden edebiyat tarihi yaklaşımında metinler arası Kaan Kurk. Ekler bölümüne özellikle dikkat çekmek isterim. Kitap uzmanların edebiyat tarihimizin geçmişine, bugüne tarihini öğrenince bugün yapılacak çalışmaları daha doğru değerlendirebiliriz. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Her çalışma bir yerde biter ama o bir ufuk açar. Orada ilerlersiniz. Köprülüne kitapları böyledir. Sıradan okurlara bile niye tavsiye ediyorum bu kitabı? Çünkü bugün çok edebiyat tarihi yazılmıyor. Bu edebiyat tarihini okuduktan sonra sadece edebiyat tarihlerine değil, edebiyat tarihinde yazarların da yerini tayin konusunda bir bilgiye sahip olmuyor, istiyorsunuz. Şimdi bir karşılaştırmadır daima çalışma. Bir mukayesedir, geçmişten bugüne çekilen bir çizgidir. Onun için de o dönemin kaynaklarını, mehazlarını kişilerini okuyacaksınız. Ve bugün durum nasıldır? Oradan buraya nasıl gelinmiş? bugün ne eklenmiş, ne dışarıda bırakılmış o bakımdan çok enteresan bir çalışma. Vakıf Bak Kültür yayınları arasında yayınlandı. Aslında sinema hepimiz seyrediyoruz, dizileri de seyrediyoruz değil mi? Görsel bir çağ yaşıyoruz. O bakımdan da rejisörlerin sinema dünyasında yönetmenlerin de yerleri çok önemli. Belirleyici hatta. Yusuf Kurçenli anlatıyor. Yıldız Bakoğlu'nun bir kitabı literatürden çıkmış. Yusuf Kurçenli dizi seyredenler, film seyredenler hepsi tanıyor. Kurçenli'nin kitabında sadece biz sinemanın düz tarihini görmüyoruz. Sinemada oyuncular, rejisörleri, akımları görmüyoruz. Hiç kuşkusuz bunun içinde toplumsal siyasal olaylar da var. Sinema çünkü bunların hepsini yansıtan bir sanat. Nereden nereye geliniyor? Biz bu öğrenmek için geçmişin sinemasına bakıyoruz. Hele özellikle Yeşilçam sinemasından başlayarak bugünkü modern girişimlere şey yapıyoruz. Çünkü burada da Zulkur Çenli tabi eksendir ama Türk sinemasının seyrini öğreniyoruz. Nasıl çalışılmış, neler yapılmış, neler yapılmamış, şartlar neymiş, devletle ilişkiler nasılmış. Burada ilk çalışmalarında çok enteresandır, bir atlan bahsediyor. Yunus Goncagül'ün yazarı, Oktay Arayıcı beni çağırmıştı bir gün. Bir ödül kazanmıştı Rus yazarı Solzhenitsyn. Dedi ki Solzhenitsyn için bir konuşma yap gel buraya dedi. Ben de gittim. Radyo konuşmacılığın böyle başladı. Tarihinde Oktay Arayıcı vardır. Büyük bir metin hazırlamıştım. Gittim metni okudum. Hiçbir şeye benzemedi dedi. Bu müsamere gibi bir şey oldu. Sen dedi burada konuşurken metle bakıp da şakımayacaksın dedi. Ondan ben konuşmayı öğrendim. Onun için hocalarımdan ustalarımdan biri de Oktay Erejcidir. Rumuz de tanınmış yazarıdır. Böyle bir şeydir. Şimdi nasıl bir sıralama var onu söylemek gerekiyor. Şanslı çocuk. Bu biyografi bölümü. Aile nasıl nasıl davranmış, neler yapmış bir çocuğun oluşumu ileride meslek seçiminde etkiliyor hiç kuşkusu tabii değil mi? Çünkü Kurçenli ailesi ne diyor? Karadeniz'den gurbete buraya gelmişler. O bakımdan da büyük ailenin kadınlarını anlatıyor burada. Ve Hoş da sinema karmaşık bir oyun. Burada birçok çekimler vardır. Çekimler içinde hiç kuşkusuz edebiyatçıların da filmleri vardır. Fatıl Gaz gibi, Sabahattin Ali gibi ve dışarıdan bazı gelen ünlü müzisyenler gibi, Bela Bartok gibi bunlar da Türk sanatında, Türk sinemasında, müziğinde ne yaptılarsa sinemaya hepsi yansımıştır. Peki tabi kurmacadan belgesele belgeseller çekiyor tabi Yusuf Kurçenli. Bunun içinde Sabah de var. Başka zarlar da var. Bunları çekerken nasıldır peki? Türk sinemasının o zamanki koşulları neydi? İlişkileri neydi? Onun hepsini Yusuf Kurçenli'nin bu söyleşisinde öğrenmemiz mümkün. Nerelere geliyor peki? Yusuf Kurçenli şimdiye kadar ne filmleri çekmiş? Hangi dizileri bize seyrettirmiş? Düşünceler, eleştiriler bölümünde bunu görebilirsiniz. Şimdi kitabı okuduğumuzda Belki seyrettiğiniz yahut geçmişte bizim kuşağın seyrettiği filmler var. Grafon Avrat gibi, Karartma Geceleri gibi. Ünlü yazarların filmleri bunlar. Türkiye'de bir atın sevilen romanları da nasıl filme aktarılıyor, bunu da göreceksiniz. Peki nasıl bir sinemacıdır Yusuf Kurçenli? Lütfü Ömer Akat. Sinemanın bir başka ustası onun için bak ne diyor. Film yapmak da sinemacı olmak başka bir şey. Yusuf sinemacı çekilecek sahneyi kafasında görebiliyor. Eleştirme Atilla da diyor ki Yusuf Kurçenli sinemamızda bir minyatür ustası gibi çalışıyor çocuklar çok hoş olacaktır. Çünkü dediğim gibi bir sinemacı hayatını biraz sinema gibi seyredeceksiniz. Çünkü içinde sinema dünyası var. O bakımdan biyografileri hoştur. Literatür yayınları arasında çıktı. Bir ünlü, iyi yönetmeni tanıyacaksınız. Türk sinemasında bir bölümünü tabii ki. Şimdi ben santuru çok severim sazlar içinde. Başta Türk müziğinin büyük ustası santuru etemi hatırlatmak lazım. Sedat Anar var. Şimdi TRT'de santur çalıyor. Bestelerini ve icralarını yapıyor. Sedat Anar'ı dinledim. Epeyce sildilerini dinledim. Şimdi programını da dinliyorum. Ses, nefes ve müzik. Selahattin bir kitabı. Nedir bu kitap? Selahattin demiş ki ben icrayıcıyım, şuyum, buyum. Acaba müzik hakkında benim sevdiğim yazarlar ne düşünüyordu? Müzisyenleri biliyoruz. Müzisyenler var bunun içinde ama dinleyici sınıfındakiler ne diyor? Müzikle ilgilenenler ne diyor? Kitap ithaplığı beni çok ilgilendirir kime hitap etmiş atalar sesin nefesin ve müziğin anlamını sorgulama vesile olan işitme engelli kız Saraya diyor. Şimdi kitabın özelliğinden biraz söz ettim. Her yazarın müziğe bakışını okurken bunun dışında güzel sanatları algılayış Yöntemlerim desem, alışkanlıklarım desem hepsi de ortaya çıkıyor. Onun için nasıl bir kitap olduğunu, Sedat Anar'ın nasıl bir sanatçı olduğunu hangisi belirliyor en çok? İlk yazısı kitabın amacında, yazarın kitabı hazırlarkenki görüşünde özetliyor. Fekiye Tehran'dan, Oriye Mesiyene kuş sesleri. Çocukken hep kuşları merak ederdim ve onlara hayranlık beslerdim. Vaktimin büyük bir kısmını kuşların peşinde geçirirdim. Elbette kuşlara ilgimin en büyük sebebi sesleri. Sabahları uyandığımda yatağımda oturur ve öten serçeleri dinlerdim. Kuşlar gerçekten çok enteresan bir şey. Ben çocukluğumda büyük bahçeli bir evimiz vardı. Akşam üstleri bahçede otururken, oynarken kuşların gidişini bir arada seslerini bir koro gibi dinlerdim. Kuşlar insanları çok etkiliyor gerçekten de. Tabii Fazlüslü dağlar canın dizeleri de var ilk sayfada. Onu seçmiş Serhat Alar. Benden öncekilerin susmalarına doğdum. Benden sonrakiler doğacak. Benim susmalarıma. Yahya Kemal Beyatlı elbet başta. Fuzuli, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Pablo Neruda. Kitabın sonunda da Enis Batur bunun dizeleri yer alıyor. Şimdi ben müzik üzerine bizde elbet düşünenler var. Birçok yazarımız da müzik söylemiştir. Ama bunların içinde herhalde müzikle ilgili en çok ilgilenen ve özel bir kitapta yazan Enis Batur'dur. Müzisyenlerin yazdıkları elbet kendi meslekleridir. Ama eski kuşakta birçok kimse dinlerken de on duygularını, tespitlerini anlatırlar. Zamanında çok eskiden bu kadar trajlı olmayan gazetelerin akşamleyin konser verilirdi. Konserde hemen çıkınca eleştirmenler konseri yazarlar. Ersi günde okur, onu öğrenirdi. Şimdi böyle bir hız yok tabi. Selat Anar'ın kitabını okuyun. Daha belki bir çalışması da var. Çok iyi kitaptır. Bir müzisyen ama unutmayın ki aynı zamanda gizli bir denemeci ve santurunu dinlemenizi tavsiye ederim. Efendim karlama defterinin sayfalarını bugün burada kapatıyoruz. Gelecek hafta gene karşınızda bulunmayı ümit ediyorum. Sağ olun, var olun.